faşist zihniyetlerini. Her darbe vesayetçi mihrakların. Saraydakilerin çocukları siz mi? Yerli ve milliyim diyerek milliyetçi olunca. İyi geceler. Gecenin sıcak haberleri ve gündeme damgasını vuran başlıklarla gece haberlerinde birlikteyiz. Ben Gökhan Taşkın. İki önemli sıcak gelişme var. Biri Amerika kaynaklı. Amerikan Senatosu F-16 satışı ile ilgili iki maddeyi iptal etti. Türkiye'ye F-16 satışında iki noktada çekinceler vardı. Türkiye'ye yaptırım gibi algılanan o iki çekince kaldırıldı. Gözler şimdi Amerikan Başkanı Biden'da. Diğer başlık, Türk vatandaşlarına Schengen vizesi verilmesi noktasında Avrupa ülkelerinin uyguladığı dayatmalar. Bu konuda Avrupa'da değerlendirildi ve Avrupa ülkeleri Schengen vizesi ile ilgili en azından daha rahatlatıcı bir tavır alma yolunu seçti. Nedir bunların detayları? Bakacağız. Bir F-16 konusu, iki Schengen meselesi. Ancak bir de sıcak gelişmeler var. Daha dün depremle ilgili bir hazırlık çalışması yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem simülasyon çalışmalarına katıldı. İşte deprem tatbikatları yapıldı derken deprem hemen kendini hissettirdi. Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem var. 6 vatandaşımız depremden etkilendi. Ne oldu? Detaylarını aktaracağız. Bununla birlikte meclise bakacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dezenformasyon yasası diye tanımlanan yasa, daha doğrusu sansür diye tanımlıyor muhalefet. Görüşmeleri devam ediyor. Sadece bir madde daha görüşüldü. Çünkü mecliste yeterli çoğunluğa ulaşılamadı. Ama diğer taraftan siyaset hareketli CHP lideri Kılıçdaroğlu Amerika'da ve bugün CHP'den istifa eden bir isim Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı. Bu da İlginç çünkü TV100.com yazarı meslektaşımız Barış Arkadaş 2 ay evvel Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katılacak dediğinde linç yemişti. Hatta Mehmet Ali Çelebi yalancılıkla suçlamıştı Arkadaş'ı. Arkadaş haklı çıktı. Arkadaş ne diyor bu işe? Mehmet Ali Çelebi'ye ulaşamadık, bakacağız. Siyasetteki bu hareketliliği de değerlendireceğiz. Ve tabii yaşama dair haberler var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu İstanbul'da özel bir hastanede eziyet edilen yaşlı kadın meselesiyle ilgili açıklamalarda bulundu ama tam da bunun üzerine Antalya'dan bir görüntü geldi. Antalya'da da otizm hastası, yani hasta bir çocuğumuza yapılan eziyet var. Ne oluyoruz diyoruz değil mi? Yani buna nasıl engel olacağız? Zaten biz kadına cinayeti, çocuğa cinayeti, çocuğun öldürülmesini, yani sokaktaki şiddeti engelleme noktasında en azından bazı adımlar atalım derken bir de bunun üzerine gerçekten insanlık dışı muamele haberleri geliyor ki bununla nasıl mücadele edeceğiz? En azından aklımızda bir şey var. Bunu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız sizlerle, aktaracağız haberleri. Para meselesine elbette ki bakacağız. Ekonomiyi değerlendireceğiz. Ekonomide daha dün işte 1.39 motorin zammı vardı. Bugün arkadaşlarımız çıktılar sokağa. Pompaya yaklaşabiliyor mu vatandaş? Bu benzin ve motorin zamlarından nasıl müzdarip hale geldik? Bunlara baktılar, konuştular, vatandaşla dertleştiler. Üstüne bir de süt zammı geldi. Süt zamlandı, 8,5 lira oldu. 8,5 lira oldu diyorum da, yani 7,5 liraydı, 8,5 liraya çıktı. Bu ne demek? Tereyağı, peynir, yoğurt, bütün süt ürünleri zamlanacak demek. Bu da kötü haber ama ne yazık ki aktarmak durumundayım. Başlayalım önce Amerika'dan gelen haber. Şimdi bazı koşullar öne sürüyordu Türkiye'ye F-16 satmak için, vermek için Amerika. İki maddeyi kaldırdı Senato. Bu önemli bir gelişme. Çünkü Türkiye F-35 meselesinde zaten Amerika tarafından adeta satıldı, dolandırıldı. 1,5 milyar dolar F-35 yapımı için, proje için Türkiye para harcadı, teknik personelini görevlendirdi ama F-35'leri vermiyoruz dedi, çıktı Amerika. Sonra üzerine F-16 alalım dedik. F-35'i tamam almıyoruz ya. F-16 alalım dedik. Bu noktada da bu kez işte Yunanistan gerilimi karşımıza çıktı. Yunanistan'a karşı kullanamazsınız dendi. O dendi, bu dendi. Yani işi yokuşa sürdü Amerika. Ama bu akşam ilginç bir şekilde iyi bir haber geldi. En azından Türkiye açısından iyi bir haber diye nitelendiriyoruz. Amerikan Senatosu iki koşulu kaldırdı yasa tasarısından. Gözler Amerikan Başkanı Biden'da, detaylarını aktaracağız.
Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararının ardından da Schengen vizesi konusunda önemli bir gelişme var. Ona geçeceğiz. Amerika F-16 satışıyla ilgili geri adım attı. Türkiye için koşul şartı kaldırıldı. Amerikan Senatosu 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısına son halini vermek amacıyla toplandı. Kongre kaynaklarından edinilen bilgilere göre New Jersey Senatörü Demokrat Menendez ile Maryland Senatörü Van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'nin Amerika'dan F-16 alımını koşullara bağlayan iki eklemede tasarıdan çıkarıldı. Senato, tasarı tamamlandıktan sonra Temsilciler Meclisi'nin versiyonuyla ortak bir metin haline getirilecek ve onay için Amerikan Başkanı Joe Biden'ın masasına gönderilecek. Söz konusu iki maddede de F-16'lar veya F-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye tarafından Yunanistan sahasına yönelik tekrarlanan ihlallerde kullanılmayacağına dair güvence ve satışın Amerika çıkarına olması yer alıyordu. Amerika yararına olacak. Yunanistan'a karşı, yani Amerika'nın istediği, tanımladığı kimi şartlar dahilinde ancak kullanılabilecek bu F-16'lar Yunanistan'a karşı falan uçamayacak. Ama Yunanlılar bizim F-16'larımıza, savaş uçaklarımıza radar kilidi de atabilecek. Onlara serbest. Hatta şimdi Yunanistan'ın kara mili, yani deniz kıta sahanlığı alanını genişletme çabası var. 12 bine çıkarmayı düşünüyorlar. Yani Türkiye'ye Ege Denizi'nde %15'lik, 20'lik bir alan kalacak. Adeta Yunanistan Ege Denizi'ni kendince Yunan Gölü haline getirecek. Bunun için çabalıyor. Ki bunlar konuşuldu. Hani bizim bir mavi vatan idealimiz var, bunun için çabalıyoruz. Ama buna karşılık Amerikan destekli Yunanistan şimdi bizim başımıza bela olmak için, Türkiye'yi kışkırtmak için böyle adımlar atıyor. F-16 meselesinde de bu anlamda açıkçası biraz tereddüt ediyorduk. Ama Senato'nun bu kararı önemli. Bakalım Biden ne diyecek bu işe. Bir de Schengen kararı, az evvel de söyledim ya. Türk vatandaşları Avrupa'ya gitmek için Schengen vizesi almaya kalktıklarında türlü bahaneler var karşılarında. Dayatmalar var, zorlamalar var, vermiyoruz efendim tavırları var. Var da var. Türkiye'den on binlerce vatandaş işi için, gezmek için bir şekilde Avrupa'ya geçmek istiyor. Ama Schengen vizesi alamayınca bunlar da şikayet olarak Avrupa'ya iletildi. İşte Schengen vizesi noktasında Avrupa'dan olumlu bir karar var. En azından Schengen vizesindeki bu dayatmaların esnetilmesi yönünde bir karar var. Hemen aktaralım onu. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda Schengen sistemine reform çağrısı yapan tasarı oy çokluğuyla kabul edildi. Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alırken karşı karşıya kaldığı sorunlar Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Bugün meclisin Türk grubu yaşanan sorunları ve çözümlerini içeren bir rapor hazırlamıştı. Vize alımlarında yaşanan sıkıntıların aktarıldığı bu raporda Schengen bilgi sisteminin Schengen alanında dahil kimi ülkeler tarafından keyfi biçimde kullanıldığı anlatıldı. Öyle ki yaşıyor zaten Schengen vizesi almak isteyen vatandaşlar. Öylesi sorularla karşı karşıya kalınıyor, öylesi belgeler isteniyor ki Schengen vizesini vermek istemiyoruz diyor aslında bazı Avrupa ülkeleri. İşte bunlar anlatıldı o raporda ve sonuçta Schengen sistemine reform çağrısı yapan tasarı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda oy çokluğuyla kabul edildi. Bakalım Schengen vizesi alma noktasında vatandaşlarımız o yaşadıkları zorlukları aşabilecekler mi, göreceğiz. Bunlar iki ayrı sıcak gelişmeydi. Amerika'dan gelen Senato'nun kararı ve Schengen vizesi konusunda Avrupa Parlamentosu bu görüşmeyi yaptı. Bizi de bir anlamda umutlandırdı. Gelelim yurda. Yurtta sarsıcı bir gündem vardı. Akşam saatlerinde Osmaniye'de Düziçi ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 5 ve 5'in üstü depremler açıkçası çok korkutuyor bizi. Çünkü defalarca can kayıplarıyla, bina yıkımlarıyla karşı karşıya kaldık. Öyle ki deprem kendini unutturmuyor. Daha dün depremle ilgili simülasyon çalışmaları değerlendirildi. Deprem tatbikatı yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da o tatbikattaydı. Çalışmaları izledi. Depremin Türkiye açısından nasıl büyük bir problem olduğunu anlattı. Hemen üstüne işte
Osmaniye depremi geldi. Çok şükür can kaybı yok ama 6 vatandaşımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgiye göre psikolojik olarak depremden etkilendi. Yani korktu, panikledi ve bu nedenle hastanelik oldu. İşte Osmaniye depreminin detayları. Deprem oluyorsun. Deprem oluyor. Osmaniye 5,1'le sallandı. 15 saniye sürdü. Deprem anı böyle görüntülendi. AFAD, merkez üssü Osmaniye'nin Düzeçi ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Şu anda deprem oluyor ve yapabileceğimiz hiçbir şey yok. 14. kattayız. Vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Evlerini terk ettiler. Korkup dışarıya kendimizi zor attık. Çok fazla korktuk. Allah'ım yardımcımız olsun. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz depremle ilgili bilgi verdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sadece Düzeçi ilçesi Çerçioğlu köyünde bir evin duvarlarında çatlaklar olduğu ihbarı alındı. Ekiplerimiz yönlendirildi, dedi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana'da da hissedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca paylaşımında, Osmaniye düz içinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde şu an itibariyle 6 vatandaşımızın olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir. Osmaniye halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah tüm afetlerden korusun, dedi. Allah gerçekten daha büyük bir depremden korusun ülkemizi. Çünkü biz bu acıları iyi biliyoruz. 17 Ağustos, 12 Kasım depremleri, 99 depremleri, acılarını unutmadık. Üzerine daha nice depremler yaşadık. İzmir depremini yaşadık, Erzurum depremini yaşadık. Yaşadık da yaşadık bu acıları. Önlem alabildik mi? Önemli olan bu. Bakın Osmaniye depremiyle kendini bir kez daha hatırlattı deprem gerçeği. Biz bu depremlere karşı üzerimize düşeni yapabildik mi? İşte kentsel dönüşümleri yapabildik mi? Daha güvenli evlerde oturmaya, yaşam alanlarımızı güçlendirmeye muktedir olabildik mi? Bunu becerebildik mi? Bunu düşünelim. Her deprem sonrası bunu hatırlatıyorum. Şimdi gelelim siyasette deprem etkisi yaratan bir habere. Deprem etkisi yarattı diyoruz ama aslında öncesinde biz biliyorduk. Nereden biliyorduk? Barış arkadaş söylemişti. Ona da değineceğim. Mehmet Ali Çelebi, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliydi. İstifa etti. Memleket Partisi'ne katıldı. Sonra oradan da ayrıldı. Ve bugün AK Parti saflarına katıldı. Sürpriz. Mehmet Ali Çelebi artık AK Partili. Cezaevi yatmış. İşte pek çok CHP'li tarafından sevilmiş, sayılmış, kollanmış bir isim Mehmet Ali Çelebi. Çünkü işte bir mücadele vardı Ergenekon sürecinde. O da eski bir askerdi. Ergenekon sürecinde harcanan, cezaevine tıkılan isimlerden biriydi ne yazık ki. O nedenle de CHP saflarında kolayca yer buldu, seçildi ama sonra şu anda AK Parti saflarına katıldı. Ve AK Parti saflarına katıldığını ifade ettiği sosyal medya paylaşımında da Cumhurbaşkanı'na övgüler düzdü ve teşekkür etti. Mehmet Ali Çelebi'nin bu tavrına tabii CHP'lilerden sert tepkiler var. Kim ne dedi ona da bakacağız. Bu arada biz Mehmet Ali Çelebi'ye ulaşmaya çalıştık. Hatta şimdi yeniden söylüyorum. Cevap hakkı mevcuttur. Kullanabilir ki Barış arkadaş ne demişti Mehmet Ali Çelebi ile ilgili, nasıl haklı çıktı onu da göstereceğim size. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip Memleket Partisi'ne geçmişti. Bir süre sonra Memleket Partisi'nden de istifa etti. Yoluna bağımsız İzmir milletvekili olarak devam ediyordu. Teşekkürler Sayın Başkan. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla AK Parti saflarına katıldığını duyurdu. Çelebi, davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim, dedi. Devletin yüksek bünyesinin sarsılmaz temeli olan... Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesinin ardından ilk paylaşımı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yaptı. Kandemir yaptığı paylaşımda şu notu düştü. Sayın Mehmet Ali Çelebi'nin üyelik işlemlerini tamamladık. Rozetini Sayın Cumhurbaşkanımız çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısında takacaktır. Hayırlı olsun.
Çelebi'ye tepkiler gecikmedi. İstifa ettiği eski partisi CHP'nin grup başkan vekili Özgür Özel, sert sözlerle yüklendiği Çelebi'ye bir RTÜK üyeliği için silah arkadaşlarını satmıştır dedi. Mehmet Ali Çelebi bir RTÜK üyeliği karşısında birlikte mücadele ettiği, görev yaptığı, kumpaslarla hapis yattığı, bazıları hayatını kaybeden silah arkadaşlarını bu süreçte satmıştır. Mehmet Ali Çelebi'ye başarılar diliyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Barış arkadaş söylemişti, az evvel de anlattım. Barış arkadaş 2 ay önce TV100.com'da ve TV100 ekranlarında bunu dile getirdi. Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katılacak dedi. Aman efendim, Mehmet Ali Çelebi esti gürledi. Barış arkadaşa yalancısın dedi. Kimmiş yalancı? Mehmet Ali Çelebi AK Parti saflarına katıldı. Çok muhalif olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a metiyeler düzdü bugün. CHP'lilerin tepkisini de gördük. Peki ya Barış arkadaş, TV100.com yazarı ne dedi buna? O da bir video çekti. Oyumu geri ver dedi. Oyumu geri istiyorum senden. Benim oyumla seçildin dedi. Çünkü haklı çıktı. 2 ay evvel Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katılacak dedi Barış arkadaş. Bu kulaklar işitti, bu gözler gördü bu açıklamaları. Sizler de şahitlik ettiniz. Mehmet Ali Çelebi işte böyle bir U dönüşü yaptı. Peki biz bu U dönüşünü neden yaptın ey milletvekilimiz diye bir soralım istedik. Cevap hakkı var tabii. Sorabildik mi? Telefonlar cevaplanmıyor. Bakın. Ali Babacan dedi ki bugün ekonomi sorunu var Türkiye'de ama AK bir Parti'de sorunu de ilginç da gelişmeler var. Yeni bir milletvekili katılıyor AK Parti'ye. Onu konuşmayacak mıyız? Şey mi var? Kulis. Transfer var. Ha, transfer var. Bir partiden mi transfer evet. var? Tarih 6 Ağustos 2022. TV100.com yazarı Barış Arkadaş, TV100 ekranlarında Pınar Işık Ardor'un sunduğu gündeme dair programına konuk oldu. Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağını duyurdu. 2 gün sonra yine TV100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk olan Arkadaş, aldığı kulis bilgisinin detaylarını açıkladı. Bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AKP MKYK'da MKYK üyelerine 15 Ağustos 2022 tarihinde, yani pazartesi günü Ankara'da bir milletvekili katılım töreni düzenleneceği, bu törenin Ankara Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılacağı ve Mehmet Ali Çelebi'nin de AK Parti'ye katılacağı bilgisi sunum olarak yapıldı ve deklare edildi. Yani Mehmet Ali Çelebi 15 Ağustos 2022 tarihinde katılacak diyorsunuz. Katılacak. Çelebi o tarihte bu açıklamaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Arkadaşı yalancılıkla suçladı. Adamla yalan bitmedi. Sen vekillik için yerini garantiledin. CHP zor da HDP seni sever. Hayırlı olsun. Ancak Çelebi o paylaşımdan sadece 2 ay sonra yine sosyal medya hesabından AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Bunun üzerine arkadaş çektiği bir videoyla Çelebi'den özür dilemesini istedi. Oyumu geri istiyorum dedi. Bundan tam 2 ay önce TV100 ekranlarında Pınar Işık Ardor'un programında milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağını ilk kez duyurmuştum. O gece benim duyurduğum bu haberin ardından Mehmet Ali Çelebi bir tweet attı ve beni yalancılıkla suçladı. Ben ise Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağında ısrar ettim. Ve bugün Çelebi AK Parti'ye katılacağını söyledi. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımı sunuyorum dedi. Şimdi beni o gece yalancılıkla suçlayan Mehmet Ali Çelebi'den bir özür bekliyorum. Özür beklemenin yanı sıra CHP'nin bir seçmeni olarak verdiğim oyu da geri istiyorum. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Oyumu geri ver Mehmet Ali Çelebi. TV100 yaşananların ardından Mehmet Ali Çelebi'yi aradı. Mehmet Ali Çelebi'yi arıyoruz şu anda. Ama çalıyor hat şu anda. Ama henüz açan olmadı. Israrla aramaya devam ediyoruz. Çelebi telefonlara yanıt vermedi. Çalıyor. Ama şu anda hala açılmadı. Bekliyoruz.
Çalıyor telefon. Israrla aramaya devam ediyorum. Arama başarısız oldu zaten. Mehmet Ali Çelebi'nin cevap hakkı baki. Kullanmak isterse ekranlarımız açık. Şimdi gelelim dezenformasyon yasasına. Dezenformasyonla mücadele yasasına. İlk 14 madde kabul edildi. Biraz sonra detayını aktaracağım. 15. madde de geçti ama mecliste çoğunluk bulunamadı. Peki ne oluyor bu dezenformasyonla mücadele meselesinde? Partiler ne düşünüyor? Bugün TV100 Ankara ekibi meclis kulislerinde açıkçası nabız tuttu. İyi Partililerle görüştüler, CHP'lilerle görüştüler. Muhalefet bu işe neden karşı, bunu irdelediler. Şimdi dezenformasyonla mücadele. Bir taraftan sosyal medya gerçekten denetimsiz bir alan. İsteyen istediğine o yumurta kafalardan sayıyor, siyiyor, sövüyor, iftira atıyor. Ve bu iftiraların sonucunda pek çok insan gerçekten sıkıntıya düşüyor. Peki mahkemeye gitsek ne buluyoruz? Bir şey bulamıyoruz. Mahkemeler en fazla erişim yasağı verebiliyor ki o erişim yasağı gelene kadar hani atı alan hendeyi atlatıyor. Bir şekilde çamur atılıyor ve izi kalıyor. Buna çok müsait bir alan sosyal medya. Ahlaksızlık var, namussuzluk var, çirkin, küfre varan eleştiriler var. Bu bir denetlenmeli, tamam eyvallah. Ama bu denetim bir şekilde haberciliğin, gazeteciliğin önüne geçer mi? Böyle de bir endişe var. Yani basına sansür. Yalan bir bilginin ya da yanlış bir bilginin, yalan demeyelim, yanlış bir bilgi de olabilir. Yani bir gazeteci yanlış bir bilgiye ulaşmıştır, tam teyit edememiştir, bunu paylaşmıştır. Bunu siz de paylaşırsanız işte bu suça iştirak etmiş oluyorsunuz falan gibi böyle ince detayları da var. Kafalar biraz karışık bu noktada. İyi Partililer bu yasa Türkiye'ye yakışmıyor diyor. CHP'liler basın sansürlenmemeli diyor. Arkadaşlarımız işte kulislerdeydi ve parti yetkilileriyle görüştüler. Bir bakalım dezenformasyonla mücadele yasası ya da muhalefetin ifadesiyle sansür yasası ile ilgili durum ne, görelim. Bu yasa bir özgürlük kısıtlama yasası. Şu anda çıkarılan kanun anayasanın en az 10 maddesine aykırı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak imzayla meclise sunduğu basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi tartışılmaya devam ediyor. Muhalefet bu bir sansür yasası diyor. MHP ise eksik ve yanlış bilgilerle konunun çarpıtıldığını ifade ediyor. Basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle ilgili eksik ve yanlış bilgiler verilmektedir. Mecliste görüşmeleri devam eden teklif yasalaşırsa halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bir bilgiyi alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. TV100'e konuşan İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu bu yasanın Türkiye'ye yakışmadığını söyledi. Neden karşı çıktıklarını anlattı. Hukuken de gerçekten de politik olarak da baktığımızda ancak böyle hani Stalin dönemi Sovyet anayasasından veya uygulamalarından bir maddemiş gibi duruyor özellikle 29. madde. Bu tür yasalar Türkiye'ye yakışmıyor ve Türkiye'yi gerçekten özgür bir ortamdan giderek koparıyor ve nefessiz bir Türkiye ortaya koyuyor. Bu nedenle karşıyız. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise anayasanın 26. maddesini hatırlattı. Bu bir sansür yasası dedi. Anayasanın 26. maddesi var ve devamı var. Basın özgürlüğü var, haberleşme hürriyeti var. Bir de vatandaşın haber alma hakkı var. İşte bu nedenle diyoruz ki biz bu çıkarılacak yasa basına sansür yasası. Basına şöyle deniyor. Ben istediğim haberi vereceğim. O haberi siz yapacaksınız. Teklifin sahibi MHP'nin genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız ise endişeye gerek yok diyor. Kamu barışına karşı suçlar içinde düzenlenen bu suçun oluşabilmesi için şu dört şartın bir arada gerçekleşmesi gerekir. 1. Özel kast. 2. Gerçeğe aykırı bilgi. 3. Suçun kamu barışını bozmaya elverişli olması. 4. Alenen yaymak. Bu dört şarttan biri eksik olursa bu suç oluşmaz. Şimdi gelelim bu sosyal medya düzenlemesinde bugün ne oldu?
Bunun da detaylarını aktaracağım size. Çünkü mecliste yeterli çoğunluk bulunamadı. Bir madde daha geçti. Yani 15. madde geçti. Kritik 29. madde. Ya mecliste uzun uzadıya tartışmaları devam edecek. Dezenformasyonla mücadele mi, sansür mü? Bunu çok konuşacağız daha. Tartışmalı dezenformasyon yasa teklifinin görüşmeleri 15. maddeyle devam etti bugün. Sadece bir madde daha kabul edildi. Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak biliniyor ama dezenformasyonla mücadele mi, işte sansür mü, bu tartışılıyor ya. Bir madde daha geçti. Sonrasında devam edilemedi görüşmelere. Mecliste yeterli çoğunluk bulunamadı. Bunu da aktarmış olduk. Şimdi bu dezenformasyonla mücadele mi, sansür mü diyoruz ya. Bakın mesela İstanbul Kadıköy'de pazar gecesi bir patlama meydana geldi. Bu noktada dahi dezenformasyon mu, yani yanlış bilgiler yayıldı, patlamayla ilgili bambaşka şeyler duyduk. Mesela Mersin Mezitli saldırısı, bir polisimizin şehit edildiği saldırı, aynı şey orada da geçerli oldu. Saldırı sonrasında mesela bir fotoğraf ortaya çıktı. Bir adam yerde ters kelepçe yapılmış, hatta plastik kelepçeyle yakalanmış. Yerde fotoğrafı var. O fotoğraf işte zanlılardan biri yakalandı diye servis edildi. Alakası yok. Sonrasında bazı sayfalarda bir teröristin kopmuş kafası, bir kadın teröristin kopmuş kafası servis edildi. Bunları dahi görüyoruz biz sosyal medyada. Nereden geliyor bu fotoğraflar? Nedir, ne değildir? Haberin kaynağına inemiyorsunuz. Bir yerlerden bir şeyler bir şekilde algı yaratmak için böylesi günlerde, böylesi gündemlerin oluştuğu, ne yazık ki saldırı gibi, eylem gibi olayların ortaya çıktığı anlarda hemen karşınızda. Dolayısıyla bunun bir şekilde süzgeçten geçirilmesi lazım. Ya doğru bilginin tabii ki yayınlanmasına kimse bir şey diyemez. Gazetecilik engellenemez, sansürlenemez. Tamam da bu gazetecilik değil ki. Bu düpedüz halkı galeyana getirmek için ya da toplumun hassas noktalarına bir şekilde basınç uygulamak için, yani nasırına basmak için birilerinin yaptığı bir özel çalışma, algı çalışması. Demek ki bu noktada bir engelleme lazım. Şüphe yok. Ha, Kadıköy'deki patlama vesaire, bundan söz etmişken bu konuda yine kafalar karışık. Doğalgaz patlaması dendi, doğalgaz patlaması olmadığı ortaya çıktı. Çünkü doğalgaz hattı çekilmemiş o apartmana. Ama patlama neden meydana geldi? Şimdi terör savcısı bu konuyu soruşturuyor. Ve bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da bu noktada açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör bulgusuna, yani patlamanın nedeniyle alakalı terör bağlantısına ulaşılamadı dedi. Ancak o patlamada yaşamını yitirenlerden birinin terör örgütü MLKP üyesi olduğu gibi bir bilgi yine bakın sosyal medyada ortaya atıldı. Net değil. İçişleri Bakanı terör bağlantısı bulamadık dedi. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeminde Pervin Buldan ve Öcalan'ın yeğeni bir vekil vardı. Öcalan'ın yeğeni vekil öylesine hadsiz ki polislerle karşı karşıya geldiğinde polis teşkilatını da baştan yapılandıracağız diyor. Peki Süleyman Soylu bu noktada ne dedi? Bunu ana muhalefetten aldıkları destekle söyleyebiliyor o Öcalan'ın yeğeni dedi. Sert çıktı. Bir örgüt bağlantısı tespit edemedik. Bir örgüt yok. İstanbul Kadıköy'deki bir binada 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin son bilgileri paylaştı. Olayda şu ana kadar bir terör bağlantısı tespit edilmediğini anlattı. 80'in üzerinde bulguları vardı. 60'a yakın bulgunun tamamına baktılar. Soruşturma devam ediyor ama biz şu ana kadar bir terör bağlantısı göremedik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Patlamanın yaşandığı evle ilgili tespit edilen bilgileri paylaştı. Akrabalarının şizofren hastası olduğunu söyledikleri, evinde toz halinde havai fişek malzemesi, 1980 öncesi aşırı sol örgütlerle bir irtibatının da olduğu, ondan sonra herhangi bir irtibatına herhangi bir şekilde rastlanmadığı, evinin bütün her tarafında elektrik aksamı ve metal aksamı olan bir kişiden bahsediyoruz. Söz konusu kişinin İsviçre'de işlediği cinayeti ihbar ettikleri için ailesine kızgın olduğunun belirlendiğini de anlattı Bakan Soylu. Gündeminde polisin müdahale ettiği yürüyüşe ilişkin açıklama yapan HDP'li Pervin Buldan ve Ömer Öcalan da vardı. Pervin Buldan da orada bir polyanna. Onun için hayat güzel. Onun için kötü bir devlet var. Ömer Öcalan denilen müptezelin söylediği de içindekini dışına fışkırtıyor.
HDP'lilerin açıklamalarının arkasında ise CHP'den aldıkları güç olduğunu savundu, yürüyüşün demokratik bir eylem olmadığını söyledi. Bu şımarıklığı bunlara veren de ana muhalefet partisinin, CHP'nin bizatihi kendisidir. APO için, bir bebek katili için milletvekilleri çıkacaklar. Sonra da diyecek ki demokratik siyasete darbe vuruluyor. Bir milim dahi yürümelerine bu konuda izin vermeyiz. Bakan Soylu son dönemde arttığı iddia edilen polis intiharlarıyla ilgili haberleri de değerlendirdi. 2021'de 100.000'de 26'ya çıkmış. Bunun bütün hocalarımız, bütün akademisyenler, bizim bilim kurulumuz salgın sonrası tetiklendiği konusunda bir değerlendirme sahip. Yani aldığımız tedbirler, sonucu ortaya koyduklarımız şu anda 100.000'de 13'te seyretmektedir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını beraber seyrettik. Şimdi Pollyanna benzetmesi, müptezel ifadesi önemli. Terör örgütü bir şekilde sıkıştı artık. İHA'lar bir taraftan, SİHA'lar diğer taraftan, Mehmetçik kahramanca mücadele ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı adım adım takip ediyor teröristleri, kafalarını kaldırdıkları anda ya alıyor, paketleyip getiriyor ya da öldürüyor, etkisiz hale getiriyor. Böylesi bir süreçteyiz, çok şükür. Ancak mesela Mithat Sancar, HDP'li, bu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonlar için suikast ifadesini kullandı. Bak 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 bak. MİT, bizim istihbaratçılarımız çalışacak, bu ülkenin evlatlarının kanını döken teröristlerin izini bulacak. Onları etkisiz hale getirmeyecek mi? Paketleyip adalete teslim etmeyecek mi? Suikastmış. Dedim ya baba baba. Yani gerçekten akıl alır gibi değil. Ancak bu bizim terörle mücadelede aslında bir kırılma noktamız daha var. O da HDP Diyarbakır İl Binası önünde başlayan ailelerin eylemleri. Çocuklarını istiyor PKK'dan o aileler. Günlerdir oradalar, evlat nöbetindeler. Ve bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ydü. Yani geride bıraktığınız 11 Ekim. Dünya Kız Çocukları Günü'nde tabii kız evlatları PKK tarafından kandırılmış, o namussuz teröristler tarafından dağa kaldırılmış aileler evlatları için bir kez daha haykırdılar. Ve arkadaşlarımız da onlarla beraberdi. Kız Çocuklar Günü'dür. Maalesef bizim şu anda o duygular bizde yok. Şu anda bir kız çocukları işi ne var dağda? Terörün pençesindeki evlatları için Dünya Kız Çocukları Günü'nde nöbettiler. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin bugün hüznü büyük. Dünya Kız Çocukları Günü'nde anneler kızlarına hasretle buradan çağrı yapıyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1135. gününde sürüyor. Her annenin hayali o kız çocukları gelenleri içinde görmek. Bugün çıkmıyor bu kız çocukları dağdaki bütünü. Ölüyorlar. Türkiye'nin dört bir tarafından katılım sağlanarak nöbeti tutan aile sayısı 315'e ulaşırken oturma eylemi sayesinde 38 aile çocuğunu terörün pençesinden kurtardı. Bugün Dünya Kız Çocukları Günü ancak Hayal, Şerima, Özlem, Ceylan birçok kız çocuğu terör örgütünün pençesinde, aileleri de onları bekliyor. Yaz, kış, yağmurlar, kar, bayram demeden kararlılıkla oturma eylemini sürdüren aileler arasında kız çocuklarını bekleyen anne ve babalar da var. Benim kızım 7 yıldır PKK terör örgütünün elindedir. Ben bir baba olarak burada feryat ediyorum. Dünya Kız Çocukları Günü'nde ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylemi sürdüren aileler evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor. Bugün Dünya Kız Çocukları Günü ama bilmiyorum. İl binası önünde nöbet tutan 315 aileden 74'ü kız çocuğu, bu çocuklardan 33'ü 18 yaşından büyük, 41'i ise 18 yaşından küçük. Şimdiye kadar 38 çocuk ailesine kavuştu. Ben bugün bir anne olarak hakkımı olan hakkımı istiyorum, evladımı istiyorum. Ama 9 yıl oldu ben evladıma hasrettim. Benim de bir anne olarak benim de hayalim vardı benim evladımla, Ceylan'ımla. Benim Ceylan'ım da öğretmen olacaktır. Küçücük kız çocukları elinde kalem aldı, silah verdiler, ölüme gönderdiler. Sözler çocuk savunucuları, kadın savunucuları PKK terör örgütü sıkıştığı zaman siyasi kolu olan HDP kadın haklarından bahsediyor. Kız haklarından bahsedeyim.
Benim kızımın derdine uğrayacak, benim kızımın davasına uğrayacak. Kız çocukları günü, kız evlat, bir baba için en kıymetli hediyedir Rabbimizin. Ama biz kız çocuklarımıza ne kadar sahip çıkıyoruz bir düşünelim mi? Şöyle bir takkiyi öne eğelim, bir düşünelim, hadi gelin beraber. Hatta şu anda işte enflasyon rakamları vesaire yüzünden çok da hani güven telkin etmiyor ama devletin resmi rakamlarına, TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına bir bakalım takkiyi önümüze eğmişken. Sadece bir yılda kaç kız çocuğu eğitimden mahrum bırakıldı biliyor musunuz bu ülkede? 766 bin. Hatta hani bir de bizim kız çocuklarımız zorla evlendiriliyor. Bizim böyle dayatmacı kötü adetlerimiz de var. Namus belasına deyip katledilen kızlarımızı, çocuklarımızı saymıyorum daha. Onların sayısını zaten telaffuz ederken insanın asabı bozuluyor. Ama zorla evlendirilen kız çocuklarının sayısı 730 binden fazla. Hele hele hani dünya genelinde bir kız çocuklarının durumu ne diye baksak, Afganistan'daki durum zaten yeterince siniri bozucu. Evet, kız çocukları günüydü dün. Ama gelin görün ki hani takkiyi önümüze eğdiğimizde anlıyoruz ki biz kızımıza, kız evlatlarımıza çok da sahip çıkamıyoruz. Kimi okuldan alındı, kimi zorla evlendirildi. Veriler bu Dünya Kız Çocukları Günü'nde de kızların uğradığı ayrımcılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Birleşmiş Milletler üye ülkeleri 2012'de kız çocukların desteklenmesiyle güçlendirilmesi, insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmaları amacıyla 11 Ekim'i Dünya Kız Çocukları Günü ilan etti. Ancak kız çocukları hala tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her alanda şiddete ve ayrımcılığa maruz bırakılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2021'de 720 bin kız çocuğu eğitimini yarıda bıraktı. Okuldan uzakta olan kız çocuğu sayısı toplamda 866 bine ulaştı. Kız çocukları sadece okuldan alınmakla kalmadı, bir de zorla çalıştırıldı. TÜİK verilerine göre 2020'den 2021'e iş gücüne katılan kız çocuklarının oranı %8,6'dan 9,5'e çıktı. Türkiye'de en büyük kanayan yara ise çocuk yaşta evlendirilen çocuklar. 2020-2021 yılları arasında TÜİK'in açıkladığı verilere göre 16 ve 17 yaşında olup aile onayıyla evlendirilen kız çocuklarının sayısı 731.016. Bu sayı aynı şekilde evlendirilen erkek çocukların sayısının tam 21 katı. TÜİK, doğum istatistikleri de istismarın boyutlarını ortaya koydu. Buna göre geçen sene 7190 çocuk doğum yaptı. Bunun 117'sini 15 yaş altı çocuklar, 7073'ünü ise 15-17 yaş grubu oluşturdu. Dünyada da durum pek farklı değil. UNICEF'in açıkladığı rakamlara göre dünya genelinde 129 milyon kız çocuğu okula gidemiyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre ise dünyadaki 15-19 yaş grubundaki her 4 kız çocuğundan biri okula gitmiyor, çalışmıyor ve herhangi bir eğitim almıyor. Bu oran erkeklerde 10'a 1. Çatışma ve savaşların hakim olduğu ortamlardan da en çok etkilenen kadınlar ve kız çocukları oluyor. Dünya genelinde her yıl 12 milyon kız çocuğu evlendiriliyor. Yani dünyada her 5 kız çocuktan biri evli. Cinsel istismara maruz bırakılan çocukların da %72'si kız çocuklarından oluşuyor. Antakya'yı önümüze eğelim ve düşünelim dediğimizde işte tablo bu. Kız çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz. Mesela Büşra Kabataş var mı? Yani şimdi anlatacağım, kız çocukları gününde konuştuğumuz meseleye bakın Allah aşkına. Büşra Kabataş 15 yaşında. 15 yaşında bir kızımız. Kocaeli'de annesine takıntılı biçimde, saplantılı biçimde aşık olan bir cani tarafından önce bıçaklandı.
Sonra eve sürüklendi, boğuldu, öldürüldü. Üzerine ev yakıldı. Önce Kocaeli'de itfaiye gittiğinde bir ev yangını ihbarıyla gitmişti. Alevleri söndürdüler, karşılarına o gencecik kızın, Büşra'nın cansız bedeni çıktı. Hemen inceleme yapıldığında bu bir cinayet dendi. Sonrasında da adam yakalandı. Neydi ismi? Taner Yaylacı. Annesine saplantılı biçimde aşıkmış. Anne reddedince gelmiş, önce anneyi öldürmek amacıyla gelmiş ama Büşra'yla, 15 yaşındaki kızla karşılaşmış ve onu katletmiş. İfadesi bu ama çelişkiler de var ifadesinde. Çünkü Büşra'ya sadece böyle bıçaklama, boğma eylemi gerçekleşmemiş. Yani bu bile zaten yeterince canavarca hisle öldürmek demek ama bir de işkence uygulandığı ortaya çıktı. İşte Dünya Kız Çocukları Günü ve biz böylesi acı bir cinayeti, vahşice bir cinayeti konuşuyoruz. Daha nice cinayetler var, Özge Canlar var, Pınar Gültekinler var. Dünya Kız Çocukları Günü ya, işte son kurban. 20 kez bıçakladı, boğdu, yaktı. Saçlarını kesip saatlerce işkence etti. Kan donduran detaylar otopsi raporunda ortaya çıktı. Ve otopsi raporlarına baktığımızda bir işkence sonucu, uzun süren bir işkence sonucu öldürüldüğü sabit. Yani intikam almak amacıyla yapıldığı sabit. Sanığın ifadelerine baktığınız zaman ifadesindeki tutarsızlıklar da açık. Olay yerine gelirken getirdiği materyallerin hepsi işkence yapmak amacıyla kullanılan materyaller. Çok sayıda kesik var mı vücudunda? Fazlasıyla var. Fazlasıyla var. 20'nin üzerinde, özellikle bazı bölgelerde yoğunlaştığı, o bölgelere işkence yapıldığı anlamına göre rastgele vurulmadığı bıçak darbelerinin, ki darbeler öldürücü nitelikte değil, özellikle kesim mahiyetinde olduğu için çok sayıda olması işkence için yapıldığını da gösteriyor açıkçası. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde annesi ve kız kardeşiyle yaşayan 15 yaşındaki Büşra Kabataş, annesi Aylin Kabataş'ın saplantılısı olan Taner Yaylacı tarafından yakılarak katledilmişti. Kan donduran otopsi raporunun ardından katil zanlısının da ifadesi ortaya çıktı. Tokat'a kaçmaya çalışırken yakalanan Yaylacı, yanıcı madde, kolibandı, çamaşır ipi, elektroşok cihazıyla eve gittiğini, ancak Aylin Kabataş'ın yerine kızı Büşra ile karşılaştığını, bağırmaması için eliyle ağzını kapatarak eve soktuğunu ifade ederek bant ve iple elini ayağını bağladığını itiraf etti. Yaylacı mutfaktan aldığı bıçakla Büşra'yı korkutmak isterken bıçakla Büşra'nın üstüne düştüğünü, boğazına yaralanmasına rağmen Kabataş'ın bağırmaya devam ettiğini, susması için de yastıkla boğarak mangal jeliyle yakıp evden ayrıldığını itiraf etti. Acımasız adam canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Duyduklarınızı şöyle bir düşünsenize. Dünya Kız Çocukları Günü'nde 20-25 yerinden bıçaklanmış, vücudunda kesikler olan bir kız evladımızın cenazesini, cesedini konuşuyoruz. Nasıl katledildiğini konuşuyoruz. Bu sadece tek olayla sınırlı kalsa yine amenna. Mesela bir de Azeri şarkıcının başına gelenler var İstanbul'da. Hem de orta yerinde, Beyoğlu'nda. Taksicinin şiddetine maruz kaldı Azeri şarkıcı. İsmini de ifade edeyim. Nergis Bageyeva. Sadece korna çaldı. Arabama çarptım, bir dur dedi taksiciye. Taksici geldi. Nergis Bageyeva'nın burnuna yumruk attı, kırdı. Cep telefonunu aldı, yere fırlattı. Ve o genç kadın, bakın yaşadıklarını nasıl anlattı. Taksici saldırdı. Görüntü çektiği telefonunu da kırdı. Azerbaycanlı şarkıcı yaşadığı kabus dolu anları anlattı. Direkt üstüme saldırdı. Saçımdan tuttu işte, yumruklamaya başladı yüzümü. İstanbul Beyoğlu'nda Azerbaycanlı şarkıcı Nergis Bageyeva sahnesinden çıktı. Aracıyla evine gidiyordu. Sağından geçmek isteyen bir taksi aracına çarptı. Şarkıcı Bageyeva da bir şey olmamış gibi yoluna devam eden taksiciye korna çaldı. Durmasını istedi. Taksi şoförü çarptı, sollama yaparak çarptı bana.
Sonra da durmadı. Ben de kornaya bastım arabasını durdurması için. Kornaya bastım, durdu. Aracından inen taksi şoförü şarkıcıya önce hakaretler savurdu, ardından saldırdı. Arabadan indiği gibi küfürle direkt üstüme saldırdı. Dedim, ağzımı yüzümü aldım. Saldırgan görüntü çekmek isteyen şarkıcının telefonunu kırdı. Ardından aracıyla kayıplara karıştı. Elimden telefonumu aldı. Telefonumun birini kırdı hatta. Taksici tarafından darp edilen şarkıcının burnunda çatlak oluştu. Dudağı da patladı. Azerbaycanlı şarkıcı polise giderek şikayetçi oldu. Telefonumu ver! Telefonumu ver! İşte Dünya Kız Çocukları gününde biz kız evlatlarına bu muameleyi gördük, konuştuk. Biri öldürüldü, katledildi, işkence gördü. Diğeri sadece kornaya bastı diye böyle dövüldü. Ve daha niceleri. Bunun için biz yargıdan gelecek kararları çok önemsiyoruz. Yargı keskin ve gerçekten caydırıcı kararlar verecek ki birileri buna cesaret edemeyecek. Kadına el kaldıramayacak. Masuma el kaldıramayacak. Acize el kaldıramayacak. Ama nerede yasalar böyle açık verince, ne bileyim, yine hep aklıma geliyor Pınar Gültekin cinayetinde, yani boğulan, bir bidonun içinde yakılan, vahşice öldürülen o kızın cinayetinde o caniye, Cemal Metin Avcı'ya ağır tahrik var efendim deyip 23,5 sene ceza verilince birileri kadına el de kaldırıyor. Öldürüyor da, görüyoruz bunları, yaşıyoruz. Yargı caydırıcı kararlar verecek. Sadece kadına yönelik şiddette değil, masuma, acize yönelik şiddette de çok caydırıcı kararlar verilmeli. Mesela şu İstanbul Ataşehir'de bir özel hastanede çekilen görüntüler kanımızı dondurdu. Aciz durumdaki yaşlı bir kadın, hasta bir kadın eziyete uğradı. Gördük yayın yasağı gelmeden önce. Gördük bunu. Kadının yüzüne paralar saçıldı, göya eğlence adı altında kadına eziyet edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu bu konuda. O hastane tamam, faaliyeti durduruldu, kapatıldı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu görüntülerin 8-9 ay sonra servis edilmesini manidar bulduğunu ifade etti. Ben söyleyeyim, birileri o görüntülerle hastane yönetimine şantaj yaptı. Para koparamayınca da servis etti görüntüleri. Olan bu. Ama yaşanana bakacağız. Yaşanan belli. O kadına eziyet edildi. O kamera kayıtta, neden kayıttaydı daha doğrusu? Şantaj için. Ama böylesi müesseselerde, böylesi bakım evlerinde, böylesi aciz durumdaki hasta çoluğumuzun, çocuğumuzun, büyüklerimizin bulunduğu, hatta huzur evlerinde dahi kameralar tepede olsa, görünen yerde olsa kimse cesaret edebilir mi buna? Mesela taksilerde şimdi özel yaşamın gizliliği var mıydı yok muydu diye tartışıldı ama 24 saat kayıt yapan kameralar olacak. Neden böyle, işte Antalya'dan bir görüntü var, ona da geçeceğim bu arada, arkadaşlarım hatırlattı. Zor durumda, aciz durumda olan vatandaşlarımızın, çoluğumuzun, çocuğumuzun, büyüklerimizin bakımının yapıldığı yerlerde o kameralar bulunmaz. Bulunsa bunlar olur muydu? Benden söylemesi. Neyse, Sağlık Bakanlığı'nı bir izleyelim, sonra Antalya'dan gelen bir haber var, o da can sıkıcı. Yani o dediğim gibi, böylesi kurumlarda, böylesi hizmet verilen alanlarda mutlaka o kameralar bulunmalı dediğim için onu destekleyen bir haber var. Ama önce Sağlık Bakanlığı'nı bir izleyelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntüler gündemdeydi. Soruşturmayla ilgili son durumu anlattı. Hastane geçici olarak kapandı. Her şeyden önce o görüntülerin kabul edilebilir bir tarafı yok. Toplum vicdanını yaralayan görüntülerdi. Biz hemen hızlı aksiyon aldık, müfettişler görevlendirdik. Soruşturmanın erken dönemde bitmesini bekliyoruz. Bakan Koca o görüntülerin 9 ay önce çekildiğini belirtti. Yeni servis edilmesinin manidar olduğunu söyledi. Özellikle beyaz reformun başladığı, başta hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere motive oldukları, hastaya hizmetin giderek normalleştiği böyle bir dönemde adeta buzdolabından çıkarcasına 9 ay önce olan bir görüntünün bugün servis edilmesinin de manidar olduğunu düşünüyoruz. Tesadüf olduğuna inanmıyorum. Bakan Koca hastane yönetimine de tepkiliydi. Sağlık Bakanlığı'na durumu bildirmemekte suça ortak oldular, dedi. Hastane olaydaki suçluları işten çıkarıyor ama bize bildirmiyor.
Olay bakanlığa bildirilmediği için belki de bu kişiler başka hastanelerde bu suçları işlemeye devam edecek. Bakanlık olarak benim bununla ilgili tedbir almam gerekiyor. Dolayısıyla bakanlığa bildirim yapılmadığı için suçlu adeta gizlenmiş oluyor. Yeni açılışı yapılan Etlik Şehir Hastanesi'nde kadro eksikliği olduğu iddiaları da soruldu Bakan Koca'ya. Şu an Etlik Şehir Hastanesi'nde günlük 6000 hasta bakılır hale gelindi. Yeni bir hastane olduğu için hasta sayısı arttıkça kadroları tamamlama planı yapıldı. 2 hafta içerisinde atamaları yapılacak. Onkoloji hastanemiz başta olmak üzere diğer hastanelerimiz de kapanmayacak. Sağlık Bakanı Koca koronavirüs hakkında da konuştu. Covid artık grip gibi geçiyor, korkmamız gerekmiyor dedi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yükselişlerin olacağını tahmin ediyoruz diye sözlerine ekledi. İşte Sağlık Bakanı'nın açıklamaları ama asıl önemlisi neydi? O özel hastanede yaşlı kadına eziyet görüntüleriydi. Bu konudaki son durumu paylaştı Sağlık Bakanı. Ama tekrar ediyorum, yaşlı bakım evlerinde, böyle hastalarımızın bakıldığı alanlarda, hastane olur, bakım evi olur, böylesi kurumlar var, okullar var. Mesela otizmli çocuklarımızın eğitim gördüğü, özel çocuklarımızın bakıldığı, eğitim gördüğü yerler var. Defalarca şahit olduk ki buralarda zaman zaman kötü muamele karşımıza çıkabiliyor. Tıpkı o hepimizin kanını donduran hastane görüntülerinde, yaşlı kadına eziyet görüntülerinde olduğu gibi. Şimdi de Antalya'da bir anaokulunda otizmli bir çocuğa yapılan eziyet görüntüleri ortaya çıktı. Yine bu hadi taksilerde olduğu gibi, şimdi taksilerde başlayan uygulamada olduğu gibi 24 saat çekim yapan kameralar konulmalı ki birileri bu aciz içindeki, düşkün, zor durumdaki, bakıma muhtaç insanlarımıza bir şey yapamasın, eziyet edemesin, dövemesin, küfredemesin, çekip oradan oraya sürükleyemesin. Gördük çünkü bunları. Antalya'da bunun bir örneği işte. Bu çağrı bir kez daha yinelenmeli diye düşünüyorum. O kameralar taksilerde nasıl çalışıyorsa 24 saat bu alanlarda da çalışmalı. O çocuğun hiç kalçası çıkmamış ya. Çıkabilirdi, kafasında sertlenmişti. Otizmli öğrenciye şiddet uygulayan iki öğretmen açığa alındı, biri tutuklandı. Olay geçen cuma günü Antalya Gazipaşa ilçesinde Naile Bilgiç Büyükballı Anaokulu'nda yaşandı. Öğretmen Selen Kaçe, özel öğretim sınıfında öğrenim gören otizmli DDŞ isimli öğrencisine şiddet uyguladı. Bu sırada yanında bulunan ÖDY isimli başka öğretmen ise DDŞ'ye bağırdı. Olayı fark eden ve yaşananları kameraya kaydeden başka bir öğretmen ise görüntüleri DDŞ'nin ailesine izletti. Görüntüler karşısında dehşete düşen aile darp raporu aldı, her iki öğretmenden de şikayetçi oldu. Çocuğun iki kalçası çıkmamış ya. Çıkabilirdi, kafasında sertlenmişti. Antalya Valiliği olayla ilgili idari işlem başlattı. Selen KÇ ve ÖDY isimli kadın öğretmenler açığa alındı. Gözaltına alınan öğretmenlerden Selen KÇ tutuklandı. 7 aylık hamile olan öğretmen ÖDY ise serbest bırakıldı. Çağrımızı bir kez daha tekrarlayalım. Yeri geldi. Çok böyle üzerine basa basa söylüyorum ama çok can acıtıcı görüntüler bunlar. İnsanın gerçekten yüreği sızlıyor. Aciz oradaki insan, o çocuk ya da yatalak kadın, hangi insan evladı, hangi vicdanla böylesi muamele eder bilmiyorum. Aramızda böyle artık gerçekten yozlaşmış, insanlıktan çıkmış birileri var. Görüyoruz bunu zaten, sokaktaki şiddet olayları da bunun bir kanıtı. Ama işte bunu engellemenin bir diğer yolu olabilir. O kameralardan korkup, yakalanma korkusuyla belki o yaşlı kadına böyle davranamayacaktı birileri. Ya da işte bu çocuğa eziyet edilmeyecekti. O kameralar önemli. Nasıl ki taksilerde kim bindi, kim indi, suçlu mu bindi, her türlü bakılacak. Ve takside çalışıyorsa buralarda hayli hayli çalışmalı o kameralar. Dedim ya, şiddet aldı başını gidiyor, işte okuldaki şiddeti de gördük. Ama spor müsabakalarına karışan şiddet olayları, ben bunu anlayamıyorum. Spor barış demek, kardeşlik demek, rekabet demek, ama bu rekabetin sonu taşla, sopayla, hatta silahla birbirine saldırmak olamaz. Ama yaşadık mı? Bunu yaşadık. İstanbul'da amatör küme maçı sonrasında rakip takımın taraftarları
Konuk takımın aracına, otobüsüne saldırdı. Taş, sopa, hatta silahlar kullanıldı. Ve o şiddet anlarının, o dehşet görüntülerin yenileri ortaya çıktı. Bakın. Emre devam et, Emre devam. Bak bak şu ateş eden, bak ateş eden bak. Otobüsün camlarını taşladılar, silahla ateş açtılar. Otobüsteki taraftarlara dehşet yaşattılar. Benim bölge başkanım. Camını kapat abi, camını kapat. Benim bölge başkanım. Bu kırılmış camın hesabını nereden lan? Abi camı kapatın abi, camı kapatın. Abi camını kapat. Abi camını kapat. Abi camı kapat. Geçtiğimiz pazar günü bölgesel amatör lig 11. grupta mücadele eden İstanbul Bayburt Spor 1918 Spor Kulübü ile Bilecik 1969 Spor Kulübü arasında oynanan maçın ardından olaylar çıkmıştı. Yaşanan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuşurken taraflar birbirine çöp kovası fırlatmıştı. Olaylar bununla da kalmamış, Bilecik spor taraftarını taşıyan otobüs silahlı saldırıya uğramıştı. İşte o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde taraftar otobüsünün önüne atlayan silahlı bir kişi koşarak otobüse defalarca ateş ediyor. Bu sırada ilerlemeye çalışan otobüsün camlarının taşla kırıldığı görülüyor. Benim bölge başkanım. Camını kapat abi, camını kapat. Benim bölge başkanım. Bu kırılmış camın hesabını nereden lan? Yaşanan silahlı saldırıda yaralanan olmazken polis ekipleri silahlı saldırganı yakalayarak gözaltına almıştı. İşte sokaktaki şiddet, önleyemiyoruz. Bu arada başlarken gece haberlerine zamlardan söz etmiştim. Motorin zammı malum. Bu gece iyi haber, motorine zam yok. Özür dilerim böyle... Biraz da dalga geçiyorum bu durumda ama yani ağlanacak halimize gülüyoruz aslında, tablo bu. Bir haftada 4 kere zamlandı motorin. İyi haber, bu gece motorin zammı yok. Motorin zammı yok ama çiğ süt zammı var. Çiğ süt 1 lira zamlandı, bu da süt ürünlerine yeni zamlar demek. Bunu da belirtmiş olalım. 7,5 liraydı, 8,5 lira oldu. Çiğ süt bu ne demek? İşte peynir, tereyağı, yoğurt zamlanacak demek. Peki yoğurt dedik de yoğurt balıkla yenir mi? Efsanevi bir sorudur bu. Şimdi bir gıda dosyası hazırlıyor arkadaşlarımız. Haberci büyüğüm Burak Ersemiz. Bugün bu konunun muhataplarıyla da konuştu. Balık fiyatlarından tutun da balık nasıl yenmeli, hatta yoğurtla yenebilir miye kadar sordu. Bir izleyelim. Bu da en azından biraz gevşeten bir haber olsun gece haberlerinin sonunda. Balık avlama yasağının bitmesiyle birlikte mutfaklarda başta palamut olmak üzere birçok balık türü yerini aldı. Peki balık alırken ve tüketirken nelere dikkat edilmeli? Profesör Doktor Özer Ergün hocamıza bu bölümde de bunu sorduk. Bir balığa baktığımızda dış yüzeyinin veya pulluysa pullarının parlak vidri olması, solungaçlarının kırmızı olması, bayat balıklarda bu daha solgundur. Ama bazı balıkçılarda pahalı büyük balıkların solungaçlarının boyandığını da bu arada belirtmiş olalım. Peki solungaçta boya olduğundan şüphelenirsek ne yapmalıyız? Elinizi aldığınızda diriliğini hissetmeniz lazım. Parmağınızı hafif bastırdığınızda bastırdığınız yerin tekrar yüzeye çıkması gerekir. Eğer yapabiliyorsanız balığı suya bıraktığınızda bayat balık yüzer, taze balık çöker. Profesör Doktor Özer Ergün, pazar yerlerinden balık alırken çok dikkatli olmak gerektiğini vurguluyor ve ekliyor. Bekleme süresini bilmediğiniz balığı sakın almayın. Pazarda soğutulmamış bir ortamda güneşin altında balık satılıyorsa o balık oraya hangi saatte geldi, ne kadar süreyle durdu, bunları bilmeniz gerekir. Bilmiyorsanız da satın almamanız gerekiyor. Peki dondurulmuş balıklarda nelere dikkat etmeliyiz? Bir de dondurulmuş balıklar vardır. Dondurulmuş balıklar da işte bir daha çözündürüp satılmaması gerekir. Diğer ürünlerde olduğu gibi balık da eve alındıktan sonra buzdolabında bir gün, 4 derecede bir gün dayanabilir. Ama derin dondurucuya -18 derece attığımızda en az balık 3 ay süreyle dayanabilir. Çözündürdüğümüzde tekrar balığı dondurmamamız gerekir. Aksi takdirde
balık zehirlenmesi söz konusu olabilir. Ve bir şehir efsanesini soruyoruz Ergün Hoca'ya. Balık yanında yoğurt yenirse zehirlenir miyiz? Balıkla beraber genelde bir şehir efsanesi biliyorsunuz, yoğurt yenmez, ayran içilmez. Aslında balık taze ise yoğurtla beraber yemenin hiçbir sakıncası yoktur. Sadece histamin duyarlılığı olan kişilerde balık histamin yönden zengindir. Yoğurt, peynir gibi süt ürünleri de histaminlidir. Bunları beraber fazla aldığınız takdirde histamin yüklenmesi olduğundan dolayı bazı kişilerde zehirlenme belirtileri söz konusu olabilir. Balık zehirlenmesi çok kuvvetlidir ve tehlikelidir. Hemen hemen her sokakta satılan ve bazen çekirdek gibi yediğimiz midye dolmaları da sormadan edemiyoruz. Bakın, sağlıklı midye hangileri? Midye gibi kabuklu deniz ürünleri, bilhassa midye, denizlerde, deniz iplerinde yaşarlar. Deniz iplerinde bütün kimyasal kalıntılar, ağır metaller dibe çöktüğü için midyelerde ağır metal kalıntıları en fazla rastlanan zehirli maddelerdendir. Midye tüketimi, eğer ki kültür midyeciliği söz konusu olursa bu tehlikeden bahsedemeyebiliriz. Ancak denizlerden tutulan midyelerin tadımlık tüketilmesi, doyumluk asla tüketilmemesi gerekir. Belirttiğimiz ağır metal kalıntıları tehlikesi sebebiyle. Hocamızı dikkatle dinledik. Söylediklerini tabii ki elimizden geldiğince dikkate alacağız. Evet, yarın da sakatat ürünlerini soracağız. Yalnız şimdiden söyleyelim, alacağımız cevaplar özellikle böbrek ve ciğer severleri pek mutlu etmeyecek. Görüşmek üzere. Gece haberlerini noktaladık. İyi haberlerde, güzel haberlerde görüşmek üzere. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Sevin ve paylaşın. Hoşça kalın. Bu faşist zihniyetlerini her darbe vesaire